Arkadaşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir oyunla Skyhill ile karşınızdayım dostlar. Oyun tabii ki yeni çıkmış bir oyun değil ama benim elime yeni geçiyor ve hani bir hayatta kalma oyunu kendisi. Bu arada oyunun müziği falan umarım benim sesimi bastırmıyordur. Sanırım bastırmıyor, pekala. Arkadaşlar oyun yeni bir oyun değil elbette ama benim elime yeni geçti ve canlı yayınlarda birkaç defa oynamıştık. Canlı yayınları izleyen arkadaşlar bilirler. Oyun bir hayatta kalma oyunu arkadaşlar ve hani dilerseniz oyuna girelim ve ben size yavaş yavaş hikayesini anlatmaya başlayayım. Normal modda oynayacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle siz oyuna ilk başladığınız zaman burada gördüğünüz özellikler sizde mevcut olmayacak arkadaşlar. Sizde seçili olmayacak. Bu özellikleri açabilmek için sizin öncelikle oyunu oynamanız gerekiyor. Her 10 katta bir özellik açıyorsunuz dostlar ve şöyle söyleyeyim, hani kat derken birazcık ipucu vermiş olduk. Oyunun hikayesi kısaca şu şekilde: 100 katlı bir otelde siz VIP odasında dinlenirken bir savaş gerçekleşiyor ve bu savaşta atom bombası kullanılıyor dostlar. O atom bombasının etkisiyle de sizin otelinizde bulunan herkes mutanta dönüşüyor. Ve siz de bu otelden kurtulmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Oyunun konusu, oyunun konsepti bundan ibaret ama gerçekten çok güzel unsurları var. Oyuna girince anlatacağım. Ve her 10 katta bir, 100 katlı dedim ya, hani siz 100. katta başlıyorsunuz. Diyelim ki 70. kata geldiğinizde öldünüz. Şu ilk 3 şey sizde açılıyor arkadaşlar. Öncelikle burada pasif özellikleri görüyorsunuz. Ben şu Rampage özelliğini alacağım. Bu ne olursa olsun ilk saldırıyı siz gerçekleştireceksiniz anlamına geliyor. Ama herhangi bir şekilde kaçamıyorsunuz. Aslında bunu almayalım. Bunu almayalım. Neden bunu almayalım? Çünkü çok tehlikeli yaratıklar var arkadaşlar. Biraz hani hızlı hızlı gezelim gidelim derken o tehlikeli yaratıklara yem olabiliriz. Bu arada bu videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin, size zahmet. Hani bir 500-600 beğeniye ulaşalım. Hani oyun güzel çünkü, umarım siz de keyif alırsınız. Mini seri tadında olacak. Muhtemelen 5-6 bölümde bitiririz diye tahmin ediyorum. Belki 10 bölüme falan ulaşırız. Her neyse efendim, şimdi... Biz bir özelliklerden birini almak durumundayız. Nasıl bir özellik alalım arkadaşlar? Şunu alalım. Bu özellik şöyle. İlk başladığınızda 60 canla başlıyorsunuz. Ve her 10 katta bir galiba canınız 10 artıyor. Ve hani maksimuma doğru ulaşırken 120-160 cana sahip oluyorsunuz. Hani oyunun birinci katına geldiğinizde, 10. katına falan ulaştığınızda 150 canınız oluyor. Ki bu da büyük bir avantaj. Normal 100 candan daha iyidir yani. İlk başlarda biraz zorluyor ama sonradan yavaş yavaş size de güç veriyor. Ve dilerseniz arkadaşlar Survival Kit'i alalım. Bu Survival Kit sayesinde de açtığınız fulleniyor. Şimdi ben size her şeyi anlatacağım, o açlık olayını falan. Ara sahneye geçelim arkadaşlar arzu ederseniz. Hani hikaye benim anlattığım şekilde işliyor. Biz otelin VIP katındayken bir bakıyoruz televizyonda savaş çıkmış ve atom bombası kullanılmış. Efendim şimdi oyunun arayüzünden size kısaca bahsedeyim. Oyun iki boyutlu bir platform oyunu gibi tamamen bu ekran üzerinde geçecek ve sağ üstte istatistikleri görüyorsunuz arkadaşlar. 60 can puanımız var ve 100'e kadar ulaşabilen açlık puanımız var. Her ilerleyişimizde dostlar bir açlık puanı harcıyoruz. Her ilerleyişimiz bizim bir açlık puanına mal oluyor ve... Yiyecekler bulup, materyaller bulup, şurada gördüğünüz gibi yiyecek ve materyal bulabileceğiniz yer var. Canınızı, sağlığınızı dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bu arada oyunda RPG unsurları da var. Gördüğünüz gibi şuradan skill puanlarınızı geliştirebiliyorsunuz. STR her zamanki gibi sizin daha fazla vurmanızı sağlıyor. Speed ekstradan size atak şansı veriyor. Dexterity dodge'lamanıza yardımcı oluyor dostlar. Ve Accuracy de tabii ki vuruş ihtimalinizi arttırıyor. Hangi çeşit silah kullanacaksınız, hangi tip silah kullanacaksanız ona göre skill vermeniz gerekiyor. Örneğin ben şunu kullanmak istiyorum diyorsanız, ki bunu craftlamak için de gereken bir yığın materyal var. Dexterity vermek durumundasınız. Gördüğünüz gibi yiyecekleri falan craft edebiliyorsunuz. Bunlar sizin açlığınızı doyuruyor. Yiyecekleri temel olarak tüketmek yerine craft etmek tabii ki sizin için daha faydalı oluyor. Örneğin arkadaşlar bir ekmek ve bir tereyağı bulduk diyelim. Bunu tereyağlı sandviç yaparsak 44 açlığımızı doyuruyor. Ama ve lakin hani ekmeği ve tereyağını ayrı ayrı tüketirsek zarar da oluyoruz. Toplamda 32 tüketiyor. Yani 12'lik bir kaybımız oluyor. Bu da ne anlama geliyor? Yani 12 turluk bir kayıp anlamına geliyor. Oyun biraz da sıra tabanlı dostlar. Neyse.
Burada craft edebileceğiniz diğer yerler var ve burada da base'iniz var arkadaşlar. Burada base'inizi upgrade'leyebiliyorsunuz. Misal kapıyı upgrade'lemek ne işe yarıyor? Eğer siz kapınıza önlem alırsanız arkadaşlar, kapınızı upgrade'lerseniz uyurken sizi yaratıkların rahatsız etme ihtimali azalıyor. Ve evet arkadaşlar, oyunda sizi uyurken yaratıklar rahatsız edebiliyor. Bu arada ilk silahımız stiletto. Şimdi elle vurmaktan iyidir abi, stiletto'yu alalım ilk elimize. Çünkü elle vurduğumuz damage 1-2 iken stiletto ile 2 ila 4.7 arası oluyor. Bu az abi, şimdi benim speed'im 7 olmadığı için stiletto ile daha az vuruyorum. Speed'i arttırırsam eğer stiletto'yu tam manasıyla kullanabileceğim. Ama ben stiletto kullanmayı düşünmüyorum abi işin açıkçası. Neyse, diğer odalara girelim bakalım. Odalarda loot çıkabilecek yerler böyle işaretle gösteriliyor. Bu arada bir balık bulduk, görüyorsunuz balık 15 açlık doyuruyor. Umarım oyun hoşunuza gider dostlar ya. Ben çünkü bu tarz hayatta kalma oyunlarını seviyorum biliyorsunuz. Ve şuradan da zamanı hızlandırabiliyorsunuz. Hani ben yürüyüş efektini falan beklemeyeyim derseniz böyle 2x hızında hızlı hızlı oynayabilirsiniz. Ama 3x'te de oynayabilirsiniz. Ben sindire sindire oynamak istiyorum abi. Şu an normal zorluk derecesinde oynuyoruz. Bu arada şu asansörün mantığı nedir abi? Şu an 98. kattayız ama takdir edersiniz ki oyun 100 katlı bir apartmanda geçiyor ve sizin craft yapmak için base'inize dönmeniz gerekiyor. Hani 98. katta sorun olmaz ama 70. katta kaldım diyelim. 70. kattan yukarı doğru yürümeye kalkarsam kelimenin tam manasıyla ölürüm abi. O yüzden asansörler var. Asansörlerle VIP katına çıkabiliyoruz. Ve ilk yaratıkla karşılaştık. İki çeşit savaş seçeneğimiz var arkadaşlar. Birincisi otomatik savaş. Otomatik savaşta isabet oranı daha fazladır. Ama ve lakin verilen hasar daha azdır. Eğer otomatik savaş yerine manuel olarak savaşmayı tercih ederseniz, gördüğünüz gibi verdiğiniz hasar oranı artarken isabet oranı biraz daha azalıyor. Tabii ki %50'liği seçersem isabet etmez ama %80'lik de damage vurmuyor gördüğünüz gibi. Ben o yüzden otomatik savaşı tercih ediyorum arkadaşlar. Hani otomatik savaş genellikle daha fazla hasar verdirip daha çok isabet ettiriyor diyecektim ki. İlk savaştan ölmesem bari. Abi ciddi mi acaba? Evet, az önce söylediğim bütün kelimeleri geri alıyorum. Ölmesem bari. Bari ölmesem yani. İlk turdan değil mi? İlk turdan ölürsem pek hoş olmaz gerçekten. Neyse, scrap metalle odun geldi. Ben şey kullanacağım çünkü, bu baltadan kullanacağım. Blade yapabiliyor muyum ben bir tane scrap metalle? 3 tane mi scrap metal lazım? Ne yaptın hocam ya? Ha, 3 scrap metal bir tuğla da oluyor. Aynı zamanda bir de bant lazım tabii bize. Bant içinde yapıştırıcı ile şundan lazım. Yapıştırıcımız var, bundan bulacağız. Ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş experience de kazanıyoruz ama hani ilk turdan haşetimin çıkması hoş değil. Ve bu odada boş çıktı abi. Abicim yapma. Abicim yapma. Daha hani ikinci turdan ölmeyelim ya. Hadi bakalım, full kafaya çalışmayı deneyeceğim. Oo, öleceğiz galiba. Abi hoş değil. Hoş değil. Hayır, hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Kardeş indir artık şunu. Gözünü seveyim. Hah, ekstra tur verdi. Aman diyeyim abi, aman diyeyim. Bunlar da arkadaşlar sizin materyal alabileceğiniz yerler. Yalnız biz öleceğiz. Abi inanamıyorum, öleceğiz ya. Ay. Bunlar da sizin materyal alabileceğiniz yerler arkadaşlar. Odalardan girdiğiniz zaman jeton lootlayabiliyorsunuz. Eğer jeton lootlarsanız oradan item alabiliyorsunuz. Biz yalnız biraz uyuyalım abi. Bu arada uyudukça canınız doluyor ama açlığınız azalıyor fark edebileceğiniz üzere. Ve kırmızı olduğunda da arkadaşlar sağlığınız tam olarak artmıyor. Uyurken yaratıklar gelip sizi dürtüklüyor. Uyuma ekranında kırmızı yazı çıktığında. Kesinlikle şu an oyuna en rezalet başlangıcı yaptık yani. Bundan daha rezil bir başlangıç yapılabilir miydi bilmiyorum. Bir dal daha uyuyayım da ne olur yaratıklar dürtmesin abi. Bak yeşil olursa pembe, yani mışıl mışıl uyuyorsunuz aga. Mışıl mışıl uyuyorsunuz. Şimdi biz 96. kata inelim. Şu odayı bir araştıralım. Ulan iyi ki dinlenip girmişim, yoksa vallahi pert oluyorduk ya. Aha. Abi niye bu kadar zor geliyor bu oyun bana? Normalde bu kadar zor değildi. Normalde başlamayacaktım ya. O son normali açmayacaktım ben. Abi. Öf, çok fena ya. Seviye aldık hemen. Ben silah craftlayana kadar şunu kullanmaya bakayım abi. Speed'i arttırayım da 4.8 ile 8.8 arası vuruyor gördüğünüz gibi. Biraz da vuruş ihtimali arttıralım. Abi aman diyeyim, yamulacağız yani, aman diyeyim. Bir oda daha dayanır mı?
ya yamulursak aman her şey ilişkilerden ibaret değil mi zaten dedim. Ve az daha babalara gelecek bir hareket yapıyordum. Bu arada Darling'den bir mesaj varmış. Darling 91. kata gelebilir misin falan filan diyor galiba. Zor durumdaymış, seni bekliyorum diyor. Neyse Darling falan önemli değil. Bu arada bir elma bulduk abi. Bunları hemen yemiyoruz tabii ki. Bunları neden yemiyoruz? Elmanın yanına bir ceviz bulabilirsek misal. Meyve salatası yapıyoruz. O meyve salatası karnımızı daha fazla doyuruyor elbette. Balıkları da yemiyorum farkındaysanız. Çünkü balıklar pişirilip yenildiğinde 40 açlık doyuruyor. 40 ya da 32'ydi tam hatırlamıyorum. Ama onu yapabilmemiz için öncelikle bizim VIP room'dan kitchen'ı upgrade'lememiz gerekiyor ki bunun için tuğla lazım. Tuğlayı hiçbir şekilde craftlayamıyorsunuz. Odunu craftlayabiliyordunuz sanırsam ama aynen bak odunu craftlayabiliyorsunuz ama tuğlayı craftlayamıyorsunuz abi. Risk budur deyip bir dal daha ilerliyorum. Hayırlısı bakalım. Bu arada bu da şey arkadaşlar, tamir etmeniz gereken bir yer. Bunu eğer tamir etmezseniz bu kattan aşağıda bulunan hiçbir asansörü falan kullanamıyorsunuz. Ve ben öldüm öleceğim abi. Survival kit'i basıyorum artık. Survival kit 100 açlık duyuruyor ama tek seferlik bir şey bu. Tek atımlık bir şeyi ilk katlarda kullanmak zorunda kalmam hiç hoş olmadı. Bu arada canı bayağı bir doyuralım. Çok güzel, çok güzel abi. İyi ki yeşil yandı yani. Bak adam dikleşti, beli doğruldu. Adam iyi konuma geldi ama biz yandık abi, biz yandık yani. 96'dan inip açmaya devam edelim bari. Of. Babacım inanılmaz zorlanıyorum ya. Ben bu kadar zorlanacağımı tahmin etmemiştim. Bak çok güzel jeton bulduk. Gidip bakın arkadaşlar bu sağlık veren bir şey. Gidip buradan sağlıkla alakalı bir şey alabiliyoruz bu jetonla. Ve gittik bandaj aldık abi. Bandajı şu an kullanabilirim ama gerek yok. Hatta bandajla şeyi craftlayıp alkolü craftlayıp small medkit elde edebilirim. Ama bir painkiller bulursam da 50 can veren medkit craft edebiliyorum. Şimdilik dursun dilerseniz. Şimdilik dursun. İnelim bir diğer odayı araştıralım abi. Bu arada isterseniz buradan buraya tıklayın. Her bir karede bir birim can gidiyor. Onu söyleyeyim. Bir alkol daha geldi. Çok güzel. Ve bu televizyonu ilk kez açtığınız zaman bir başarım kazanıyorsunuz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Bu arada bir alkol gelmişken hazır hemen küçük bir medkit craft edelim. Ne olur ne olmaz yanımızda bulunsun. Sürekli base'e dönüp uyumak istemiyorum. Ve artık sopa craft edebiliyoruz abi kitchen'ı upgradeleyebilmek için ama tuğla upgradeleyemiyoruz. Bir tuğla bulduğumuz zaman kitchen'ı upgradeler, balıklarımızı pişirir, daha uzun ömürlü kullanırız. Gördüğünüz gibi 10 vurduk abi. Ya işte silahların gücünden ziyade sizin silahları kullanım kabiliyetiniz de önemli dostlar. Oyunun ilk aşamaları gerçekten zorluyor ve oyunda bazı kilitli kapılar var. Bu kilitli kapıları açmanız için altın anahtar bulmanız gerekiyor. Of, keşke bekleseydim abi ya. Beklesem büyük medkitten yapabiliyormuşum. Bak sağlık olsun. Neyse bir yerden bandaj buluruz elbet. Şu odaya bir bakalım abi. Hocam merhabalar. Böyle vurursam ben sizi alırım abi. Böyle vurursam ben sizi alırım. Hiçbir şey çıkmaması da ne kadar güzel değil mi? Bunlar da radyasyonlu yiyecekler arkadaşlar. Radyasyonlu yiyecekler. Üzerinde yazdığı gibi sizin karnınızı 5 doyurur. Ama %50 ihtimalle 8 canınızı götürür ya da götürmez. Bir nevi kumar gibi bir şey. Benim şu an açlığa ihtiyacım yok. O yüzden kalsın ama dilerseniz bir yiyelim hani size göstermek amacıyla. Yedik ve gördüğünüz gibi canımız gitmedi. Ama canımızı götürme ihtimali de vardı yani. Bunu da göz önüne almak lazım oynarken. Dediğim gibi ben daha önce hiç bu kadar zorlanmamıştım. 90. kata ulaştığımızda can barımız 70'e çıkacak ama o zamana kadar biraz sıkıntılardayız. Bu arada bu eleman bizden portakal istiyor. Eğer diyor bana portakal değil limon, özür dilerim. Eğer bana limon getirirsen diyor ben de sana tereyağı veririm diyor. Maalesef benim şu an limonum yok. Ama bulursam getiririm. Çünkü tereyağı her açıdan daha karlı. Bir tane de ekmek buluruz. Tereyağlı ekmek hop 44 açlık. 10 numara 5 yıldız olur abi. Aha peynir bulduk. Peynirle ekmeği de craftlayabiliyoruz. Bol bol alkol bulduk. Arkadaşlar alkolleri sakın kendiniz oynadığınızda tüketmeyin abi. Bu alkollerin tamamını medkit yapımı için kullanın. Bu arada ufaktan yaklaşıyoruz diğer kata ve şunu indirdiğimde seviye mi alacağım ben? Ops. Elimden geldiğince eküri arttırmaya çalışıyorum şey olsun diye.
isabet oranı artsın diye. Bir yaratık daha öldürürsem seviye arttırabiliyorum. Ve arkadaşlar eğer kullandığınız silahın özelliğini arttırırsanız, mesela stilettoyu kullanmak için bizim 7 tane 7 speed puanına sahip olmamız lazımmış. Eğer biz bu 7 speed puanını 8 yaparsak 0.2 daha artıyor. Yani 1.8 yerine 2 vuruyor ve şu aşağıda görmüş olduğunuz değere yansıyor bu. Ne kadar güçlendirirseniz silahın istediği skill puanını, silah o kadar daha güçlü vuruyor. Aynı zamanda isabet oranını ne kadar arttırırsanız düşmanı etkisiz hale getirme ihtimaliniz de o kadar artıyor. 28 canla geziniyorum ama idare edebilirim. Bu arada hatırlarsanız Darling'den bir mesaj almıştık 91. katta görüşelim diye. Onunla alakalı bir not bulduk sanırım. Hemen şu odaya girip bir bakalım. Darling'den tekrar mesaj geldi. Sanırsam geciktin demek istiyor. Tekrardan 86. katta buluşalım. Seni uzun süredir bekliyorum gibi bir şey diyor galiba. Tam emin değilim. Ve ne kadar şanssızız ki. Girdiğimiz oda bomboş çıktı. Hop, bir peynir daha bulduk. İyi abi, oyun bize güzel davranıyor ya. Ama bunları dediğim gibi peynir ekmek yapıp yememiz lazım. Çünkü hani 12 nere 32 nere abi. Tabii bir de 15 veren ekmek bulmamız lazım da. Neyse, şu anlık iyi gidiyoruz bakalım. Geldik işin en şatafatlı kısmına, en kötü kısmına. Bunu tamir etmek sürekli açlık puanı düşürüyor sizden. Tahmin edebileceğiniz gibi. Aha, stiletto. İki silah yan yana takınca herhangi bir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani aynı silahtan iki tane takamıyorsunuz. Farklı iki silah da takamıyorsunuz. Sadece eller arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ama bu da sizin bir turunuza mal oluyor. Aha bak, bir tane daha bulduk galiba şeyden. O zararlı besinden. Hop, burada bir scrap metal daha buldum. Burada da scrap metal buldum. Çok güzel. Acaba diyorum, eve çıksam şu şeyi craftlayabilir miyim? Şu satırı craftlayabilir miyim? Çünkü stiletto'nun vurduğu nere, bunun vurduğu nere abi? Bunun en düşüğü 6 vuruyor arkadaşlar. Ve kısa süre sonra seviye alacağız gibi duruyor. Acaba bunu craftlayabilir miyim? Bandaj için ne istiyorsun abi? Tamam, bant için gerekenler de var. Bıçak için gerekenler de var. Gidip kendime bir satır craftlayabilirim aslında. Ama önce bir seviye alıp dexterity vermeye bakayım arkadaşlar. Önce bir seviye alıp dexterity vermeye bakayım. Bir fotoğraf parçası falan bulduk. Burada hikayeyi detaylı bir şekilde anlatıyor ama ben hiçbir zaman hani survival oyunlarında pek hikayeyi önemsemedim. Genelde benim için önemli olan hayatta kalma unsuru. Hop, speed verdiğimiz için biraz ekstra tur oldu ve camış gibi vurduk abi herife. 10 numara. Ve et de geldi ve biz bu sayede seviye de aldık arkadaşlar. Hemen dexterity'mi arttırıyorum. Ekrimi arttırıyorum ve eve gidiyorum abi hemen evde, çünkü silah craftlayacağım. Geliyorum crafting table'a. Öncelikle bir bandaj craftlıyoruz dostlar. Sonra bir bıçak craftlıyoruz. Ondan sonra gelip bunu birleştiriyoruz ve satırımızı yapıyoruz abi. 7.8 ila 9.8 arası vuruyor. Bence gayet güzel. Bu eti pişirip yiyebilirim ama şu an eti pişirip yemeyi bekleyemem. Çünkü kitchen'ı upgrade'leyemem herhangi bir şekilde. O yüzden ne yapalım? Ne yapalım abi şimdilik? Painkiller'ım falan da var abi, aslında iyi durumdayım var ya. Bayağı iyi durumdayım yani. O şimdilik şey yapalım. 8'den gider mi? Bak, bu sefer 8'den gitti gördüğünüz gibi. Small medkit'i kullanalım. Eti de yiyelim abi. Eti de yiyelim. Ve inelim, maceramıza devam edelim dostlar. Kaçıncı dakikadayız? 19. dakikada falan olmamız lazım. Oyunu tamamen bitirebilir miyim bilmiyorum. Small medkit harcadık. Small medkit geldi abi. Mükemmel. Levy'e geldi. Kahve geldi. Kahveyi saklayın dostlar. Kahveyi sütle craft edip sütlü kahve yapabiliyorsunuz. Bu sadece 2 puan fazladan açtığı şey getiriyor ama bekletin yani elinizde. Elimize bir levye geldi. Bu levye hem speed hem dexterity izliyor ve elimizdeki şeyden, satırdan kuvvetli. O yüzden şimdilik levyeyi kullanmak istiyorum ben. Dexterity arttırmanızın avantajı da dodge yeteneği arkadaşlar, dediğim gibi. Yani ileride satıra odaklanabilirim ya da bilmiyorum, bu levyeye odaklanırım. Şu an levye de çok iyi vuruyor gibi duruyor. Bakalım, her şeyi öğreneceğiz abi. Bu arada gördüğünüz gibi can değerimiz 70'e ulaştı. 90. kata açtığımız anda, 89'a indiğimiz anda bir 10 can puanı daha aldık fazladan. Bu da güzel bir şey. Ve tüm odanın boş çıkması da mükemmel abi. Ya, tüm oda nasıl boş çıkıyor onu anlamıyorum ama. Bir kafadan deneyelim. Olursa tek yedi. Aham da böyle.
Güzel abi, güzel. Oyun bir süreden sonra arkadaşlar oyunun zorluğu tatlı bir hal alıyor. Şu gördükleriniz vurkaç yapanlar arkadaşlar, ama bunları da indirmeniz çok önemli. Çünkü bu elemanları indirdiğinizde size bir mutant kanı veriyorlar. Ve o mutant kanını antibiyotikle craft ettiğiniz zaman sizi zehirlenmelere karşı koruyor. Yaratıkların çoğu çünkü zehirlenme saldırısı yapabiliyor arkadaşlar, zehirleme saldırısı. Biz bunu yenemeyiz ama. Biz bunu yenemeyiz ama. Yenebilir miyiz? Yenemeyiz abi, yok. %38 ihtimalle 16 falan vuruyor. Ablacım güle güle. Bu odayı saldım ben arkadaşlar. Bu odayı yenemem. Kusura bakmayın. Biraz seviye falan almam lazım benim. Onu yenmem imkansız yani. Bak bir şunlara bak. Tek yiyorlar efendi efendi. Ben onu nasıl keseyim? Bu arada şeker bulduk arkadaşlar. Şekerle ne craftlanıyordu hatırlamıyorum ya. Şekerle craftladığımız şeyi hatırlamıyorum. Ama şu an ne sebze salatası yapabiliyoruz, ne de meyve salatası yapabiliyoruz. Neyse, bekletiyorum ben taze elmamı abi, önemli değil. Şu an yiyecek açısından falan pek sıkıntıda değilim. Hop, bundan sonraki turlarda artık yemek yedirmezsem karakterimin can değerinden gidecek ve ben bunu göze alamam. O halde balıkları pişirmeden gömeceğiz abi. Bir balık, bir peynir yiyelim hadi bakalım. Elmayı falan yemeyeceğim. Şekeri yiyebilirim. Nasıl olsa şeker craftlık bir şey yok. 34 turluk daha zaman kazandırdı bu bana. Bu arada dostlar, dilerseniz ilk bölümümüzü burada sonlandıralım. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim bu olayımıza. İzlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Umarım Sky Hill size keyif vermiştir. Bana çok büyük keyif verdi oynarken. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşürüz dostlar.